Hazreti Davud aleyhisselama Allahu Teala vahiy eyledi. Dedi ki, buyurdu ki Rabbimiz, حَذِّرْ نَفْسَكَ وَمَنْ تَبِعَكَ اَحْلَ الشَّهَوَاتِ. Kendi nefsini de, sana tabi olanları da her keyfinin istediği şeyi yapmaktan, yemekten kaçındır. Canım bunu istiyor, onu yapayım. Canım bunu istiyor, bunu yapayım. Hayır. Kalbin istediklerine yöneleceksin daha ziyade. Kalbin istediklerini daha rahat yapsın diye nefsine biraz yedireceksin. İstediğini vereceksin. Böyle yani. Sana söylüyorum, hem kendini hem sana tabi olanları. Neden? Diyor ki Rabbim Sübhanehu ve Teala, nefsine her istediği veren insanların akılları benden mahcuptur diyor. Perdelidir onların akılları. Gafleti kaldırıp da benim nuruma erişemez yani. Her istediğimi yapayım diyen insanlar var ya, her istediğini yapanlar gaflet içerisinde kördür. Allah'ın nuruna açılmaz diyor onların akılları. İdrak edemezler, o nura erişemezler. Nitekim de öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Allah'ı istiyorum diyen, Allah'ın nurunu istiyorum diyen, Allah'ı tanımak istiyorum diyen kaç kişi? Koskoca Türkiye'yi saysan 100 kişi çıkmaz belki. Ne istiyorum? Ha, namazı istiyorum diyen çoktur. İşte Kur'an istiyorum, şunu istiyorum, ama bunların özünde Allah'ın bizden istediği nedir? Rabbimizi tanımamız lazım. Onun iradesine boyun eğmemiz, onun ne konularda nasıl davrandığını bilmemiz, baş tacı etmemiz onun emrini. Bu noktalara odaklanan, ilahi nura odaklanan, dünyayı gözünden silen, tamamen Rabbimizin Celle Celaluhu nuruna odaklanan kaç kişidir desek, çok az, çok çok az yani. Onun için kimisi, hani İsa aleyhisselam ilk doğduğu zaman biliyorsunuz inni abdullah dedi. Ben Allah'ın kuluyum. Cüneydi Bağdadi tefsir etmiş. Demiş ki leysa, yani demek istiyor ki demiş, ne cennetin kuluyum, ne cehennemin kuluyum, ne keyfin kuluyum, ne nefsin kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Doğar doğmaz. Bunu söyledi. Şimdi baktığımız zaman biz Müslümanların çoğuna cennetin kulu, lütfun kulu, cehennemin kulu, her şeyden sıyrılıp sadece Allah'ın kulu olmaya odaklanan kaçımız var? Çok azımız ya, çok azımız. Onun için gaflet ne yapar? Örter insan üzerini. Herkesin, hepimizin üzerinde belirli bir gaflet perdesi var. Uğraşacağız, yırtacağız, 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 yırtacağız. Allah'ın inayetiyle ondan sonra lütuf perdeleri açılacak da o kendi keyfimizi eda etmek için üzerimize örttüğümüz perdelerden kurtulacağız. Ne acayip değil mi insanın hali? Kendi kendimize perde çekiyoruz. Aslında Allah'la aramızda perde yok. İbn-i Ata İskender Hazretleri'nin dediği gibi kapı açılacak diye bekliyorsun. Kapı yok ki diyor. Kapalı kapı diye düşünüyorsan onu sen kendine kapatıyorsun diyor ya. Aynen öyle ya. Aynen öyle. Biz keyfimize tabi oluyoruz. Nefsimize tabi oluruz. Perdeleri bizzat kendi elimize çekiyoruz. Ne istiyorsun? Sana soruyor. İlahi hitap. Allah'ı mı istiyorsun? Sen diyorsun ki para istiyorum. Ev istiyorum. Para istedim dedin mi? Birinci kapıyı bizzat kendin kapattın. Mal istiyorum, mülk istiyorum. Yahu bunların hepsi o yaratıcının nimetleri zaten. Hallak-ı Kerim olan Allah'ın bunları, lütufları, ikramları. Allah diyor ki sen beni istiyorum de, onlar zaten peşinden gelecek, koşacak senin. Ama sen diyorsun ki araba istiyorum. Ben de o zaman diyorum ki koş peşinden. Uğraş da dur. Hani koşacaksın, koşacaksın, koşacaksın ya. Koşup da yakalıyorum zannedeceksin ya. Alakası yok diyor. Koşsan da koşmasan da benim yazdığım yerde, yazdığım zamanda erişeceksin ona. Bu iş böyle yani. Neticede perdeleri biz çekiyoruz, biz çekiyoruz, biz çekiyoruz. Gaflet üzerimizi sarıyor. Bu sefer ne oluyor? Olaylara bakıyoruz, hakikati göremiyoruz yani.
Münafıklık nifak sarıyor insanları. Resul-i Ekrem harika bir hadis-i şerif buyurmuşlar. Allah Allah. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kul hastalandığı zaman bir sıkıntı çekiyor ya hani, o sıkıntı onun bütün dertlerini giderir. Sonra kendine gelir, Allah hamd eder. Celle Celaluhu. Hep bereket olur yani. Ağaçtan yaprakların düştüğü gibi günahlarını siler Allah-u Teala. Siler Allah-u Teala. Hasta olur, sabreder, iyi olur, şükreder. Hep Allah'a yakınlığa doğru gider. Münafık ama diyor, hasta olur ya o, sonra kendine gelir ya diyor. Öyle harika bir tabir ki, deve gibidir diyor. Deve diyor, sahibi onu bir yere bağlamış, unutmuş. Aç kalmış, susuz kalmış orada. Sonra sahibinin aklına gelmiş, gitmiş deveyi oradan çıkartmış, suyunu vermiş, yemeğini vermiş. Hani deve nasıl bilmez niye orada bağlı kaldı, niye çözüldü? Münafığın halde öyledir. Başına ne geldi, niye geldi hiçbirini bilmez. Ya Allah bize affeylesin ama bu zamanın Müslümanları aynı böyle ya. Başına musibet geliyor ama niye geldiğini bilmiyor. Ne hatadan dolayı geldi onu tefekkür edemiyor. Allah'ın has kulları başına bir bela geldi mi bir değil 100 tane hastalık buluyor kendinde. Hangi birinin acaba o böyle düşünüyor. Hangi birinin inşallah Allah'ın rahmeti ümit ederim de hepsini silmiştir. Öteki ise başına musibet geldiği zaman, sabredemediği zaman yani ne hikmetle geldiğini çözme derdine düşmüyor. Bu benim makamı yükseltmek için mi verdi? Resul-i Ekrem'e daha yaklaşayım diye mi verdi? Efendimizin ahlakıyla ahlaklanayım diye mi verdi Rabbim Subhanahu ve Teala? Yoksa bir tefekkürümde hatalı mıydım ben? Bir yanlış mı yaptım? Ondan mı verdi? Bu tefekkürleri geçmiş. Aklın ucunda değil. Ondan sonra imanlar zayıflar. En ufak parmağına diken batsa parmağının kökünden kösesi geliyor. Ağır bir ızdırapla acıya düşse hemen ölesi geliyor. İman olmadığı için sabır kuvveti olmaz. Sabır kuvveti olmadığı zaman da dünyanın dertleriyle nasıl yüzleşsin? Nasıl onları tepebilsin yani? Nasıl tepebilsin?